Turci te iseleni od Makedonije kon početok od na 50. godini sega v sušnost jedan most na sorabotka među tije dve zajednici, dve te zemlje. Çok haklısınız. Buradan giden Türkler ata vatanları olan Makedonya'ya ilgilerini hiçbir zaman kaybetmediler. Buradan gittikten sonra orada işletmeler kurdular, zenginleştiler ve şimdi tekrar yatırım yaparak Makedonya'ya destek olarak ülkelerine olan ilgilerini gösteriyorlar. Bu bir dostluk bağıdır, başka bir şey değildir. A da li ste čitale enciklopedija, ta može bi vono i del što se odnesuva na 5. veka Otomansko to carstvo? Hayır, okumadım çünkü ansiklopediyi bulamadım. Fakat şunu söyleyeyim, Osmanlı dönemi ortak tarihimizdir. Acısıyla, mutluluğuyla hepimizin bir arada yaşadığı bir ortak tarihtir. Sanıyorum olumlu yönler ortaya çıkartılmalıdır. Da li može bi ve iritira to nije stereotipi u učebnicite kada što se veli deka Makedonija bila pod tursko ropstvo? Tabii ki rahatsız eder. Çünkü bir kere her şeyden önce Osmanlı Devleti çok dinli, çok etnili bir devletti. Ve bu devletin içinde milletler sistemi vardı. Her milletin, yani Müslüman milleti, Ortodoks Hristiyan milleti, Yahudi milleti gibi milletler vardı. Ve her milletin kendi iç işlerinde bağımsızlıkları, dini ibadetlerinde bağımsızlıkları, otonomileri söz konusuydu. Bu konuda sanıyorum Cumhurbaşkanı Ivanov'un çok önemli araştırmaları ve düşünceleri var. Bence bir boyunduruk altına alma, esaret koyma şeklinde değil de o günkü şartlar dahilinde bir tolerans toplumu olarak görmek lazım Osmanlı'yı. Inaku turskata vlada je donatorna za zaštita i obnova na mnogu spomenici od kulturata koji se zaštiteni spomenici koji poteknuvat od osmanlijsko to vreme. Među njih ima mnogu niz Makedonija, vo Skopje, vo metropolata, jedna od pogolemite donacije za sanacijata na Mustafa Pašinata džamija. Da li odi može bi bavno sanacijata ili... Evet, Mustafa Paşa'nın biraz yavaş gittiği konusunda sizin hemfikirim fakat şeyden dolayı oluyor. Eski tarihi bir yapının renovasyonuna başladığınızda altından ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Duvar sıvaları söküldüğü zaman altından büyük çatlaklar çıktı. Çünkü geçmiş depremlerden bina çok etkilenmiş. Şu anda önemli bütün tamiratları yapıldı. Bina önümüzdeki 100-150 yıl için büyük bir tamirat geçirmeyecek. Ama şunu da vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin ilgisi sadece Osmanlı döneminden kalan mimari eserlere değil, her yöne. Burada TİKA diye bir teşkilatımız var biliyorsunuz. Makedonya'da arıcılık projesi yapıyor, köprü inşa ediyor, yol yapıyor, su yapıyor. Ve sadece Türklere, Müslümanlara değil, her topluma yönelik faydaları var. Bizim bir ayrım yaptığımız yok. Ja posjetuvate li Skopskata čaršija i kako vi je ja imenuvate, da li kako Turskata čaršija, kako što i porano bila sinonim za levio del od rekata Vardar? Evet tabii burada oturduğum için çarşıya sık sık gidiyorum. Ben doğal olarak orayı Türk çarşısı olarak adlandırıyorum. Bu çarşılar her yerde var. Anadolu'da da var, Balkanlar'da da var. Zamanındaki ticaret merkezleri ve zamanın zenginliğini de ortaya koyuyor. Ticaretin ne kadar canlı olduğunu ortaya koyuyor. Her şehrin bir old town şeklinde İngilizce söyleyebileceğimiz bir merkezi olmalı. Üsküp'ün bu eski çarşısı, Türk çarşısı bir zenginliği. Umarım eski günlerine tekrar döner ve burası turizm ve kültür bakımından önemli bir çekim merkezi haline gelir. Turskata vlada veki dodeli na makedonskata vlada jedan reprezentativen objekt na jedno reprezentativno mesto na kvarto Taksim vo centarot na Istanbul, neposredno pokraj Istanbulskata opera, jedan objekt koji naskoro ke stane makedonski kulturen centar. I makedonskata vlada ke go napravi toa so Kuršumli An, koji naskoro treba da stane jedno središte na turskata kultura i umetnost, objekt za druženje, može bi i za zaživuvanje na turskata čaršija. Duri se veli deka na otvaranje, to imame takve informacije, deka na otvaranje to na ovoj togaš turski centar, kulturen centar, kje dojde i sami od premijer na otvaranje to premijer od Erdogan.
Evet, verdiğiniz doğrular, bilgiler doğru ve sizin de iyi bir gazeteci olduğunuzu ortaya koyuyor bu söyledikleriniz. Karşılıklı olarak kültür merkezleri açılması konusunda bir mutabakatımız var Makedonya ile ve Kurşunlağ'ın ve Taksim'deki operanın yanındaki dediğiniz yerde birbirimize tahsis edeceğimiz mekanlar var. Başbakan Erdoğan da son Sayın Ivanov'un Ankara ziyareti sırasında böyle bir arzuyu ifade etti. Fakat programı el verir mi el vermez mi bilmiyorum. Ama kısa sürede bu işi sonuçlandıracağız. Vaša ekscelencijo, ako do sega razgovaravme za makedonsko-turski односи, би сакала да ви поставам и неколку прашања кои се однесуваат на Турција во регионот. Еве, во рамките на НАТО мисијата во Афганистан, може да се каже дека од ноември Кабул е веќе во турски раце. Evet, Türkiye Afganistan'daki NATO misyonuna en çok üye veren, en çok katkı veren ülkelerin başında geliyor. Biliyorsunuz Türkiye NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip. Kabil'in güvenliği de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üstlenilmiş durumda. Ben memnuniyetle Makedonya'nın da bu NATO misyonuna önemli bir katkıda bulunduğunu vurgulamak istiyorum. Bu hep beraber ortak bir çaba. Afganistan'ın içinde bulunduğu krizden bir an önce çözümlenmesi için bu ortak çabamızı sürdürmemiz gerekiyor. Како Кипар влијае на прашањето за приклучувањето на Турција кон Европската унија? Kıbrıs bir ikili sorun değil. Kıbrıs iki toplumun sorunu. Kıbrıs'ta biliyorsunuz eskiden bir Kıbrıs Cumhuriyeti vardı ve bu Kıbrıs Cumhuriyeti 1963'ten sonra maalesef işleyemez hale geldi ve sonra Türkiye'nin bir müdahale etmek durumunda kaldığı olaylar cereyan etti. Türkiye'nin müdahalesiyle Kıbrıs'taki Türk toplumu yok olmaktan kurtuldu. Şu anda Türkiye Birleşmiş Milletler'in çizdiği çerçeveyi kabul etmiş vaziyette. Karşı taraftan Kıbrıs Rum tarafından da aynı tavrı bekliyoruz ki bu sorun çözümlensin ve Kıbrıs'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği yolundaki hedefini engellememesi gerekir. Еве, Турција е членка на НАТО, но сепак некои власти на членките во НАТО семејството сепак имаат диференциран однос и став кога е во прашање приемот на Турција во Европската унија. Evet, Avrupa'da güçlenen muhafazakar hükümetler, özellikle iki ülke, iki lider ülkeden kaynaklanan siyasi tavırlar nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı bir tutum, siyasi bir tutum söz konusu. Fakat bu bizim üyelik sürecimizi etkilemez. Çünkü üyelik süreci başka parametrelere bağlı. Türkiye adaylıkla ilgili olan yükümlülüklerin hazırlıklarını tamamladığı takdirde, Türkiye'nin kriterleri tamamladığı takdirde Türkiye'nin önünde bir engel olmaması lazım. Дали може би сакате да го заживеете Отоманското царство? Си има чувство како да се создаде еден нов концепт на присуството на Турција во регионот? Öyle bir şey olamaz tabii ki. Çünkü imparatorluklar Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda sona erdiler. Yani Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu bunların hepsi tarihteki yerlerini aldılar. Türkiye Cumhuriyeti kendi milli sınırlar içinde kuruldu ve Atatürk'ün önemli bir şiarı hala geçerli. Biz yurtta sulh, cihanda sulh istiyoruz. Türkiye sınırlarından memnundur. Bizim istediğimiz Avrupa ile bütünleşmek ve bölgemizde istikrara, refaha katkıda bulunabilecek eşit bir ülke olmak. Başka bir şey istemiyoruz. Има едно становиште кое вели дека асоцијацијата на Отоманската империја всушност е една нова малоазиска унија со околу 250 милиони жители и пазар сличен на Европската унија. Дали тоа Турција сака да создаде еден нов регион пандан на пазарот на Европската унија?